Herkese merhabalar. IMF'nin fon kaynaklarını inceleyeceğiz. IMF'nin fon kaynakları arasında üye ülkelerin kotalar çerçevesinde sağladığı kaynaklar, SDR adı verilen özel çekme hakları ve borçlanmalar yer almaktadır. Üye ülkelerin kotaları çerçevesinde sağladıkları kaynaklara, ülke kotalarına baktığımız zaman kotalar IMF'nin temel finansman kaynağını oluşturuyorlar. IMF'nin normal fon kaynağı üye ülkelerin üyelik aidatı olarak başlangıçta ödedikleri altın, döviz ve ulusal paralardan oluşan kotalardır. Yani kotaları ödedikleri altın, döviz ve para olarak nitelendirebiliriz. Aidat olarak çok sayıda ülke tarafından yapılan ödemeler IMF'nin kullanabileceği büyük bir fon havuzu oluşturuyor. Üyelerin IMF'ye ödedikleri aidatlar onların kotalarını belirliyor üye kotalarının %25'ini altın veya konvertibil rezerv paralar, dolar, sterlin, mark ve benzeri SDR dediğimiz özel çekme hakları olarak ödemek zorundadırlar. Üyelerin kotaları çerçevesinde ödedikleri döviz veya altınla bu altın veya dövizin %25'lik ilk kısmına rezerv dilimi ya da rezerv tranşı denir. Britain Woods sistemi yıkılınca 1970'lerin başından itibaren altınla ödeme zorunluluğu kalkmıştır. Üyelerin kota miktarları 5 yılda bir belirleniyor. Kotaların artırılması durumunda aynı oranlarda ulusal para ve dövizlerle ödeme yapılabilir. Dedikleri aidatlar üyelerin kotalarını belirler. Kotalarda üye ülkenin IMF oy hakkını belirler. Üye ülkenin fondan normal çekme hakkından borçlanma imkanı sınırını belirler. Fondan üye ülkeye tahsis edilecek özel çekme hakkı miktarını belirler diyebiliriz. IMF ülke kotalarında ilk önce ABD ve İngiltere'nin oranı ve oy hakkı fazlayken kotaların 5 yılda bir yeniden belirlenmesi ve uluslararası ekonomik gelişmelerle ABD ve İngiltere'nin kota ve oy hakkı azalmıştır. Yani başlangıçta ABD ve İngiltere'nin oranı ve oy hakkı hepsinden fazla durumdaydı. Japonya ve Almanya ile gelişmekte olan ülkelerden Çin, Hindistan, Brezilya'nın kota ve oy hakkı artmıştır. Başlarda ABD ile olan artış, ABD'nin İngiltere'nin düşüşe geçmesiyle Japonya, Almanya ile gelişmekte olan ülkelerden Çin, Hindistan, Brezilya'nın da kota ve oy hakkı artmıştır diyebiliriz. 1958'de başlayan kota artırımları 2010'a kadar 14 kez yapılmıştır son kota tahsisatı toplantısı 20, 26 Ocak 2016'da gerçekleştirilmiştir. Kota tahsisatlarında belgeleri bazı üye ülkelerin için IMF ülke kotası ve oy haklarını diğer slaytlarda göstereceğim. Ülkelerin kotaları belirlenirken formüle dayalı kota payı hesaplanır. Formül gördüğünüz gibi CQS hesaplanan kota payı, ülkelerin gelirleri Y. Yeah. 5 yıllık cari ödeme ile gelirleri toplamının yıllık ortalama düzeyi O. Cari gelir ve net sermaye akımı değişmeleri ve Resmi uluslararası rezervdeki 12 aylık ortalamayı da R ile gösterilmiş. Burada ülkelerin gelirleri %50. 5 yıllık cari ödeme ile gelirleri toplamının yıllık ortalama düzeyi %30. Cari gelir ve net sermaye akımı değişmeleri %15 uluslararası rezervlerdeki 12 aylık ortalama %5 oranında ağırlandı. Ülkeler için IMF ülke kotası ve oy haklarına baktığımızda 26 Ocak 2016'da yayınlanan bir tablo. Türkiye 4 milyon 658 SDR'ye sahip. Oy hakkı 0.95. ABD 82 milyon yaklaşık 83 milyon bir SDR'si var oy hakkı buçuk diyebiliriz. Fransa ve İngiltere'nin kotaları, oy miktarları, oy hakları eşit durumda. Oy hakları %4 civarında SDR'leri 20.155 milyon. Burada oy hakkı oranında ABD'yi Japonya ve Çin takip ediyor diyebiliriz oy hakkı oranına baktığımız zaman. Türkiye ve ABD'ler Kanun pontolarla yazılmış. İşte bazı ülkeler için IMF ülke kotası ve oy hakları bu tabloda verilmiş. Yine tabloya baktığımız zaman Türkiye'nin ülke kotaları ve oy hakkı yükselmiş durumda. İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'nin kotalarında ve oy haklarında azalma yaşanmıştır. Çin'in kotası ve oy hakkı Japonya'ya yaklaşmıştır. Brezilya'nın kotası ve oy hakkı Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştır. Zaten bir önceki da dediğimiz gibi oy hakkı oranın değil Japonya ve Çin takip ediyor diyebiliriz demiştik. Burada tablodan yine baktığımız zaman 26 Ocak 2016 itibariyle toplam kota miktarı 477 milyar SDR'dir. Kotaların büyük bir kısmı ABD, Japonya ve Almanya'ya aittir. İngiltere ve Fransa'nın kotaları eşittir. Oy hakkı belirlenirken kotalar 100.000'e bölünmekte ve günümüzde her üyeye 750 sabit oy verilmektedir. Böylece çok düşük kotaya sahip ülkelerin de oy hakkı artmaktadır. Yine tabloya baktığımız zaman Türkiye'nin IMF kotası çerçevesinde oy hakkı da %0.95 ağırlığındadır diyebiliriz. Bir diğer IMF'nin fon kaynağı özel çekme hakları SDR olarak ifade ettiğimiz IMF'nin 1960'ların sonlarında dolar üzerinde spekülasyon oluşunca likide de sıkıntısını gidermek için geliştirdiği özel çekme hakları önemli bir kaynaktır. SDR'ler 1969'da IMF'nin likidite gücünü artırmak için çıkarılmış uluslararası rezerv bir varlıktır fiziki varlığı olmayan çıkarılabilmesi için herhangi bir karşılaya yani döviz altın ulusal para gibi herhangi bir karşılaya ihtiyaç duyulmayan gücün imf üyesi ülkelerin onu kabul etmesinden alan uluslararası bir rezerv aracıdır SDR'ler bir başka ülkeye devredebilen ve üye ülkeler dış açık verdiğinde aldığı kredi ve borçları ödemede kullanılabilen özelliklere sahip olduğu ve imf tarafından çıkarıldığı için kağıt altın olarak da adlandırılır. Yani SDR'lere kağıt altın olarak da adlandırabiliriz. Ancak bir ulusal para gibi yasal olarak değişim aracı veya kredi şeklinde düşünemeyebiliriz. Çünkü bir rezerv aracıdır. SDR üye ülkeleri çekme hakkı verdiği için bir üye ülke SDR'lerini kullanarak bir diğer ülkenin merkez bankasından ulusal parasını talep edebilir. Örneğin Türkiye'nin Japonya'nın ihtiyacı olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerindeki SDR'lerinin bir kısmını Japonya Merkez Bankası'na devrederek karşılığında yen alır. Devredilen yenleri Japonya kabul etmek durumundadır. Ve bu devir işlemi nedeniyle IMF tarafından belirlenen faiz oranında gelir elde eder. Türkiye'nin bu SDR'leri geri ödeme gibi bir zorunluluğu yoktur diyebiliriz. 31 Aralık 2016'da yayınlanan SDR tahsisatının dağılımına baktığımız zaman Türkiye oranı %0.53 ABD'nin oranı ise %17.30. Burada en büyük paya sahip ABD, ardından Japonya, Almanya olarak devam ediyor. İngiltere ve Fransa eşit durumda. Yani ikisinin de %5'e yakın bir oranı var. Türkiye'nin bir önünde Güney Kore, Meksika, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler yer alıyor. Tabii ki ABD yine en yüksek paya sahip. ABD'nin arkasından Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Suudi Arabistan, İtalya, Kanada, Rusya Federasyonu, Hollanda, Hindistan, Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Türkiye geliyor. 2016'da yayınlanan bir TSDR tahsisatı dağılımı SDR'ler çıkarıldıktan sonra ülkelerin kotalarına göre dağıtılır. Tabloda da görüldüğü gibi SDT tahsisatında en büyük payı ABD almaktadır. Japonya, Almanya ve Fransa ise ABD'yi takip etmektedir. İngiltere ve Fransa eşit durumdadır demiştik zaten. Türkiye'nin SDR tahsisatı 1.071 milyar SDR'dir ve mevcut dağıtılmış SDR tahsisatı içinde %0.53 düzeyinde bir paya sahiptir. Başlarda SDR'nin bilinmesinde saf altının gram cinsinden esas alınırken daha sonra farklı ülkelerin paralarından oluşan sepet değeri dikkate alınmaya başlanmıştır. 1981 yılında 5 ülke parası olarak dolar, mark, fransız frank yen sterlin kullanılmaya başlanmıştır. Sepet 5 yılda bir icra kurulunca yeniden belirlenebilmektedir. 1 Ocak 2016 yılında sepete Çin para birimi Yuan'da dahil edilmiştir. CDR'nin değeri günlük olarak IMF tarafından açıklanıyor. Şimdi burada baktığımız zaman 8 Şubat 2017 tarihinde bir CDR eşittir. 1.35 ABD doları. 18 Mayıs 2020'de yine bir CDR eşittir. 1.35 ABD dolarına tekabül ediyor. 18 Mayıs 2020'de baktığımızda bir CDR eşittir 9.34 TL'ye tekabül ediyor. Diğer slaytta da gösterdiğimiz gibi SDR'nin Türk lirası ve dolar cinsinden çevrimi burada da 19 Mayıs 2020 tarihinde saat gece 1.12'de olan kur gösterilmekte. TDR'yi oluşturan paraların sepet içinde ağırlığına baktığımız zaman en yüksek paya ABD doları sahip. Arkasından Euro, Çin Yuan'ı ve Japon parası Sterlin olarak devam ediyor. Burada ABD dolarının %41 civarı, Euro'nun %30 civarı, Çin Yuan'ının %10, Japon parasının %8, Sterlin'in Japon'dan az olmak üzere %8 şeklinde tekabül ediyor. IMF'nin fon kaynakları arasında bir diğer unsur borçlanmalar ve diğer kaynaklar. IMF üyelerinin normal kaynaklardan kotalarına göre kredi ve fon kullandırılmaktadır. IMF havuzunda ülkelerin kotalarına göre oluşmuş fon kaynakları ve SDR gibi normal kaynakların ihtiyacı karşılayamaması durumunda fon sağlamak için IMF üyelerinin %85'inin oyu ile ödünç kaynak temin edilebilir veya rezerv olarak bulundurduğu altın satışı gerçekleştirilebilir. 2008'de yaşanan küresel kriz sonrası IMF kaynaklarının 500 milyar dolar daha fazla artırılması kararıyla Nisan 2009'da G20 zirvesinde kararlaştırılmıştır. IMF Uluslararası Likiditeye Katkı için Uluslararası Denkleştirme Bankası'ndan, bazı ülkelerin merkez bankalarından ve Suudi Arabistan Para Fonu'ndan orta vadeli kaynak kullanmıştır. Diğer kaynaklara baktığımız zaman da IMF'nin diğer kaynaklar arasında net gelir kaynakları yani fon kaynaklarını kullanan ülkelerden alınan kullanım bedelleri, kredi kullandırdıklarından yani kredi kullanımı çerçevesinde edilen hizmet bedelleri, SDR'lerden alınan faizler ve altın satışı belirtilebilir. Fakat altın günümüzde IMF tarafından fon kaynağı olarak kullanılmıyor. Bunun nedeni altının kullanım için satılması ve üyelerin yüzde 85 tarafından kabul edilmesi gerekli. IMF 1975'te elindeki kaynakların üçte birini satma kararı almıştır. Satılan altınların altıda biri üye ülke kotalarına eklenmiş. Kalan 6'da biri servis piyasada satılmıştır. 4.64 milyar dolar gelir elde edilmiş ve bunun 1,3 milyar dolarıyla az gelişmiş ülkelere kalanıyla da bağış fonu aktarılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.